Şualar Enfusi dersimiz sayfa 71 5. Mertebe-i Nuri Hasbiye oradan okuyacağız ama 72'den bir yer okuyorum. Zihninizi toplayın. Bak bir yere gitmeyin. 10 dakika. 10 dakika sonra nereye giderseniz gidin zihnen. Tamam? 10 dakika. Subhanallah. Ben demedim. Burada yazıyor. 72'nin birinci paragrafı. Subhanallah. İman ne kadar kıymetdar ve hayatlardır ki hayat veriyor. Kendisi ne kadar hayatlardır ki kendisi odur. Hangi şeye girse canlandırır. Şık konuşacağız bununla. Ve bir şulesi böyle fani hayatı bir şule. Yani semada bütün galaksi kainatı düşünün. Bir şimşek çakması. Şule. Bir yol. Şule. Bir şulesi böyle fani hayatı bakiyane hayatlandırır. Burada orayı sana yaşattırır. Burayı anlamlandırır. Farkındalığını arttırarak bedensel hayatla ruhsal hayatı zirve seviyede farkındalığı yaparak firaklardan, zevallerden, ayrılıklardan, ölüm korkularını vesaire her şeyin arkasına geçirtirip o haletleri, oranın haletlerini burada sana yaşattırır. Bakiyane hayatlandırır. Yani fanideyken baki yaşıyorsun. Anladınız mı? Daha bitmedi. İman ve subhanallah. İman neymiş? Ne kadar kıymetdar. Hayatlardır. Kaçırmayın 10 dakika. Hangi hayat? Kendisi hayat. Kendisi lüptür, kışır değil. Özdür. Bakın. Ben bir şey tarif ederken hayal kurun. Soğan gibi. En merkezde cücüğünde mahiyet-i zatiye var. Onun dışına çık. Ne var? Şunat-ı zatiye var. Ondan dışarıya çık. Sıfat-ı sıfatlar. Sıfat-ı zatiye, sıfat-ı sıvıt ama sıfatlar. Çık dışarıya bir daha Emre. Esmalar. Bu vacibil vücut diyoruz. Allah'lık. Aslında Allah'ta böyle bir şey yok. Mahiyet-i Allah o tek şeydir bilmiyoruz. Ama biz anlamak için kullarına Allah kendisini kelamında esmalarından, sıfatlarından, şuun altında, mahiyetinden şey yapmış. Anlamak için. Mesela Allah sonsuz büyük olduğu halde Allah en büyüktür manasında olan Allahu Ekber denmiş. Niçin? Biz böyle diyeceğiz. O taraftaki ifade değil. Bu taraftaki ifadedir. Senin için, bu taraf derken mahlukat. Senin için ne büyük? Şu dağlar var ya, Toroslar, Ağrı. Ne kadar büyük? Allahu Ekber. Allah bundan da büyük. Galaksileri görüyor musun ya? Allah Allah. Bu ne kadar büyük ya? Allahu Ekber. Ne demek Allahu Ekber? Şu büyük zannettiğin her şeyden büyük. Buradan yürüme merdivenidir. Allahu Ekber. Beşer canibinden Allah canibine bakış tarafıdır. Allahu Ekber. Yoksa Allah sonsuz büyüktür. Büyük de değil, bilmiyoruz. Şimdi iman ne yaparmış? Daha gireceğim buna 10 dakika. 10 dakikanızı vereceksiniz bana. Geri istemiyorum. Bir şulesi. İman neydi? Bu niçin söyledim? Allah'lık dedi. Buna Allah denilir. Soğan gibi, en diş kabuğunda Abdülkadir, ha İsmail Geç. En diş kabuğunda Esma. Gir içeri abi. Sıfat. Gir içeri abi. Şuunat.
Şunat-ı zatiye. Daha gel içeriye. Mahiyet-i zatiye. İman oradan gelmiş. Mahiyetin zatiyeden gelmiş. Ama kar topu yaptığın zaman dağın tepesinde aşağı inerken katlana katlana her yerden alır. Veya dağın tepesindeki bir su, menba geçtiği yerlerden elementleri, maddeleri, odunları, yaprakları eriterek içerisine katarak aşağıda suyun tadı değişir. Bir sürü elementler yüklü olur. Merkez böyle değil. İşte iman mahiyet-i zatiyeden geldiği için içerisinde şunat-ı zatiye var. Sıfatların her çeşidi var. Esmalar var. Ama kaynak iman oradan gelmiş. El merkezden. Bir şey anlatacağım bunlara. Bunlar hep malzeme yapıyorum. Düşünün. İman Fesubhanallah diyor Ustad. 72. sayfa. Şualar okuyorum. Şualar. Takip eden olursa bak kalem kağıtla iniyorum. Belki bir kardeşimin noktayı nazarı olur veya avcılık yaparken bir mana gelirse burada yazacağım. Tamam. Avcılıktayız. İtimat edin bana. Size ders yapmıyor. Kendi dersi. Sonra bugün mezarlıkta bununla kenardaydım ben. Hiçbir defin işte meşgul olmadım. Kendimle meşgul oldum. Öyle. Kimse ulaşamazsın. Çamların arkasındaydım. Fesvanallah, iman. Mezara battım hiç kimse yokken. İman ne kadar kıymetli ağır. Hayat da ağır. Nasıl hayat da ağır? Olmayanı halk eder. Cansızı diriltir demedim. Yoku var eder. Anladın mı? Yoku var eder. Hayat gibi, hayat şu, ölüyü diriltir Allah'ın izniyle hayat. Ama varı diriltir. İman yoku var eder. Hayat subut-i sıfattandır. İman ise zat-ı sıfat değil, şunat-ı zatiye değil, mahiyet-i zatiye. İman ne kadar kıymetdar hayatlardır ki, ne kadar kıymet var hatta. Ne kadardır? Ustad, ne kadar? Hangi şeye girse canlandırıyor. Hayat veriyor. Sonra bir şulesi, yani galaksilerden bir an, saniyelik şimşek, böyle bulutlar arasına çıkan böyle bir koridor. Şule işte bu. Bu dünyada bize geldi o. Bir şulesi vurdu şimşek. Ne yaptı? Ne yaptı Emre? Fani hayatı bakiye çevirdi. Şu anda fani yaşarken, şu anda derste fani değilsiniz. Şu anda. Bir şule mi? He? Bir şulesi. Bir şulesi. Allah'ım. Ve şu anda şuradasınız meclis ama burası değil şu anda. O kalkıyor. Çok tuhaf işte. Aldanmak burada. Uykudasınız ölünce şu anda şuranın şekli ötelerin aynısı olduğu için burayı burayı zannediyorsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tabiriyle ilim meclisi cennet bahçelerinin bir bahçedir. Şu anda şekli aynı burası ama burası değil şu anda. Şu anda burada değiliz. Çok garip ya. Şu anda burada değiliz. Delilin nedir? Şu anda bedenin yok olduğu düşüncedesi. Bedenini yok eden şey seni de yok etmiştir. Şu anda bedeninden, böbreğinden, karaciğerinden haberi olan var mı? Herhangi bir şey olan var mı? Yok. Sizi ortadan kaldırdığını, hayret. Hayret var mı? Böyle acayip ya. Ha, şu anda kim histeyse, kim fikirdeyse, farklı farklı, oradadır. Ama burada daha önce gördüğümüz bu kamelya, şuralar, gördüğümüz için burası da aynı şekil orada da olduğundan şu anda gördüğünüz burayı
burası zannediyoruz. İşin garip tarafı o. Üstü kalkıyor ama aynı olduğu için sır çözülmesin diye, kaybolmasın diye. Şu anda Resulullah'ın tabiriyle aleyhissalatü vesselam cennet bahçesinin bahçedir. Şu anda öyle. Ortadan kalktı. Abi ne demek ya, bu nasıl ihtiyar? Sen kalkmışsın ortadan. Mekan mı kalır? Şu anda bedeninden, fikirlerinden, duygularından. Niye 10 dakika bana verin dedim. 10 dakika orada olalım. 10 dakika. Abi bu dediğiniz nirvana olarak tarif edilebilir mi? Çünkü imanı o kadar güzel tarif ettiniz ki bizzat Allah'tandır. Ve onlar da bunu yanlış anlamış, yanlış tercüme etmişlerdi. Aynen. Aynen. Mesela demiş ki onlar, sevgi Tanrı'dır, Tanrı sevgidir. Nirvana'nın son şeyi. Daha acayip olacak bak şimdi. Şu anda gördüğünüzden dolayı bu mekanı, burada olduğunuzu zannediyoruz. Burada olan var. Bedeniniz burada. Haletiniz neyse, halet neyse, o hangi alemin tereşuhu, tezahürü ise o alemdesiniz. Alemdeyiz. Mesela çok garibime gitti. Mezar, sonraki güneş, bugün dehşetli bir güneş vardı. Güneşe benzemeyen bir nur ya. Böyle acayip bir şey. Ömrümde hiç görmedim bir ablamız. Hiç bilmiyorum. Ama eserleriyle biliyorum. Ben de varım dedi hizmete. Ben de varım dedi hizmete. Yani bir kardeşimiz ya. Hizmet. Böyle özelliğini bilmem. Hizmete bir taş. Mesela Allah Allah, böyle tesir ederse, bu dersler, bu dersi böyle bir dersi dinledin zannetmiyorum. Bir şulesi imanın ne yapıyor? Şu anda niçin oradasınız dedim. Fani hayatı şu anda iman bakiyani hayatlandırdı. Bakiye dönüştürdü. Şu anda bedensel hazlar, ister hevesler yok. Dünya neyse, lütfen bunu kaçırmayın. Dünya nedir? Beden o. Beden nedir? Nefis. Dünyanın donmuş, buzdolabına süzdük, donmuş, buzdolabına koyduk, donmuş bu. Dünyanın nefis nedir? His ve ves. Dünyadaki hazların cemidir. Şu anda düşünürken, hissederken, bu derse yönelmişken bedeninizde değilsiniz. Şöyle diyeyim daha iyi anlaşılır. Bugün bir tanesine dedim ki, sen bilmezsin ama ister kabul et, ister etme. Senin kalbin senden büyük. Ondan sonra yanındaki dedi ki, keşke girmeseydi. Abi ben nasılım dedim. Abi ben nasılım? Yok. Sen kalbinden büyüksün dedi. Bazısının kalbi bedenindedir. Bazısının kalbinde beden vardır. Yani kalbi, bazı insanların kalbi kendisinden büyük. Çok büyük. Bazısının aklı çok büyük. Yani ne kadar bu beden, meden, dünya hep içine koysan Mesnevi Nuriye'de geçiyor. Toz konsa alemi şehadeti yutsa insan, Mesnevi'de geçeni söylüyorum. Bana konan toz, benle kıyas et ne kadar tüh hiç. Şeceri hılkatı koy, insana, sırrı insana, toz de bile değil. Zata inatıyor. Şu anda ilim meclisleri cennet bahçesinde bir bahçedir. Şu anda halet-i ruhiyeniz, ruhsal yapınız, bedeninizi içine aldı. Şu anda o yok. Şu anda o tarafınız var. Bana bakmanız şeydir. Gözle de bakmıyorsunuz. Şu anda onun içindesiniz. İman zirve yapınca fani hayatı usta söylediğini söylüyor.
ne yaparmış? Bu dünyada, ahirete değil. Bakiyeni hayatlandırır, bakiye dönüşür. Şu anda bakisin. Sonra üstündeki fenayı siler. Üstündeki fenayı siler. Şimdi iyi dinleyin. Bunlar hep malzeme yaptım. Malzeme yaptım. Üstüne bir şey koymaya çalışıyorum. Tevfikini Allah refik eylesin. Niyetimize göre muamele eylesin. Kusurlarımızı affeylesin. Dilimize de dikkat etmeye çalışacağım kelimeyi kullanırken. Elimden geldiği kadar dikkat edeceğim. Usula da dikkat edeceğim. İçerimi zaten anlatamam. Kısarak. Şimdi iman neredeydi kaynak? Mahiyeti zatiyede. Oradan gelmiş. Bizi yapılandırdı, beni böyle anla dedi dışarıdan. Sen dedi mertebeli bileceksin. İlk önce esmama, sonra sıfatlarıma, sonra şuuratıma, sonra zatıma mertebe olacaksın. Böyle. Zaten hiç olmayacaksın da. Allah böyle mi yaptı? Kendisini Allah'lık, vacibül vücut, Allah denilen şey, bizden bakarken böyle. Esma, diş kabuğu, haşa anlamak için, ha öyle kabuk o şey değil. Anlamak için, aslında öyle bir şey yok. Biz anlamak için yani. Diş tarafı, esma, biraz da gir, sıfat, biraz da gir, şuunat-ı zatiye, biraz da git mahiyet-i zatiye. Bunu yapılandırdı değil mi? Allah Allah, bu nasıl bir şey değil? Ha, mahiyet-i zatiyeden nasıl olduğunu bilmiyoruz mahiyet-i zatiye. Bir tane nurunu gönderdi. Onun adı iman. Ne işi yapacak bu? Fani bakiye dönüştürmek için mi? Üzerindeki fenayı silmek için mi? Hayır. Nasıl ki Allah kendisini mahiyet-i zatiye, şuunat-ı zatiyede tecelli ediyor. Allah bu kainatı yaratmadan önce ne yapıyordu? 146 mesleği var ya. Yani çok soruluyor ya. Kainat ezelemedi değil. Ama Allah ne yapıyordu? Tabi. Allah mahiyet-i zatiyesini şuunat-ı zatiyesinde, şuunat-ı zatiyesi sıfatlarında, sıfat-ı zatiye, sıfat-ı subutiyede, sıfatlar esmasında zaten zuhurat vardı. Ezelemedi. Şimdi bu imanı bize vererek Allah'lık hakikati bu dört şekilde, Kuluvallah İhlas Risalesi ya, niçin İhlas o kadar, Kur'an kadar şey? İhlas, Allah anlatıyor. Dört ayettir. İşte bu. Mahiyet-i zatiye, şuunat-ı zatiye, sıfat ve esmalar. Kuluvallah'a. Şimdi ben Allah'ım böyle zuhuratlar yaptım. Bunu bir nümenesini zatayınayız ya, sende olsun. İmanı vererek bizde mahiyet-i zatiye, ki sırrı insani, şuunat-ı zatiye, ruh, ondan sonra sıfatlar, kalp, esmalar, bedensel fikirler, hisler. Bunu açmamız için oldu. Bizde mahiyet-i zatiyeden haber veren iman. Çık dışarıya, bunu iman yapıyor. Çık dışarıya, şuunat-ı zatiye, bizde ruh. Çık dışarıya sıfatlar, kalp. Çık dışarıya esmalar, beden. Cil ve cemanla kısam. İman böyle bir şey yapıyor. Biz de. Artık toprakmış, kabirmiş, cennetmiş, cehennemdir. İsteyene ver onu. Bana seni gerek, seni dettiren bu imanın kemal mertebesi. Ustad nasıl başladı? Subhanallah. Ben demiyorum, burada yazıyor bak. Subhanallah. 72 ya. Sana mı? İman ne kadar kıymetli ağır. Hayatlardır ki kendisi canlı, ruhlu. Hangi şeye girse ölüyü diriltiyor. Faniyi baki yapıyor. Üzerin fenayı, üzerindeki fenayı, faniliği kaldırıyor. Artık her şey toprak görüyorsun. Mezarlık, herkes toprak görüyor.
Bir bakıyorsun Adem. Sanki törenle karşılıyorlar böyle. Nükel Mekir, ne, hoş geldin kardeşim, nasılsınız? Maşallah, hizmetin bitti. Mükafat ve ücrete gidiyorsunuz. Ustad da öyle diyor. Ve ilehil masir. Sizlere müjde. Olan ölüm, ölüme müjde mi denilir? Sizlere müjde. Hizmet ve meşakkat bitti. Ücret ve mükafat almaya gidiyorsunuz. Gayri müteşi bir şey paylaşmıştı. Osmanlıca'dan Latince'ye çevrilmiş. Latince'de yok. Çevrildi. Üstad diyor ki, yuvarlak, Mecul'da ve Dima'da paylaştık grupta, VIP grubunda. Ben diyor, bir halet oldu ki ölüyorum. Hatta diyor, daha ilerisi sekerata girdim. Yani dünyadan çıktım, ahirete de geçmedim. O anda artık ben olma anı. Sekerattayım hissettim diyor. Ve üzüldüm diyor. İki şeyden üzülmüş. Kardeşlerimden ayrılıyorum. Risale-i Nurlarımdan ayrılıyorum. Sonra ben iki şeyden üzülmeyince iki tane cevap gelmiş. Diyor ki, merak etme. Senin Risale-i Nur vesile olduğun Risale, insanların imanını kurtarmasından, vesile olmasından sende bir kayıp yok. İki, kardeşler, dersler ve dünya. Diyor ki, sen berzaha gittiğin zaman diyor, berzaha gittiğin zaman sana bir gözlük verilecek diyor. Berzah gözlüğü, böyle büyük bir gözlük. Onunla diyor, orada geçiyor ya, gözlük de diyor berzahtan, dünyadaki bütün dershaneleri, hizmetleri, kardeşleri seyredeceksin diyor. Oradan seyredeceksin diyor. Ben şu kadarını biliyordum. Sikki tasli gaybiyede geçiyor. Taramaya girerseniz, girin görürsünüz. Şöyle yazar. Ahiretin ceridelerinde diyor. Ahirette gazeteler, televizyon, haberler var. Orada, ahirette berzahtan ya bütün abiler, herkes. Gazaliler, lopaliler, sohbet ediyorlar. Orada ceride var. Cerideler, haber. Dünyadaki haberler düşüyor. Aa Hasan falan tarihte geliyor falanca. Aa kardeşimiz şu anda korona geliyor, kanser. İşte dersler oluyor. Aa bak can, bütün o öyle tobe yani. Hani dört duvarınız şey olsa, televizyon böyle kutu kutu olsa, dünyanın bütün televizyonları, haberleri farklı farklı. Gürcistan'dan, Romanya'dan, Arabistan'dan, Kuveyt'ten, Katar'dan, Türkiye'den, tamam mı? Hepsini, ama öyle sırayla bakman değil. Hepsini bir anda bakabilsen. Hepsini. Ha işte bütün dünyadaki haberler ahiretteki ceridelere diyor. Ceride yazıyor. Ahiretin ceridelerine düşüyor. Ama bu başka bir şey dedi. Berzahta sana böyle bir gözlük veriliyor. Oradan diyor dünyayı seyrediyorsun. Daha her şeyin suretiyle hakikati. Dedim ki elhamdülillahi ala külli iman vel kemali iman dedim diyor. İmana bak, iman yaptırıyor bana. Kabirden de seyredeceğim diyor ya Üstad Hazretleri. Kabirden seyredeceğim. Kabirden seyredeceğim diyor. Mesela Mehdi meselesinde 163 şeyde Sikitas-ı Gaybi'de 173 Kastamonu'da veya 173-163 orada diyor ki Mehdi, siyasi Mehdi gelecek. Bu dar daireyi genişlendirecek. Ondan sonra nur dairesi, dünya dairesi olacak. Dünyaya İslam 40 sene mutlak hakim olacak. Sonra bozulmaya tutacak. Sen nerede olacaksın? Biz de kabrimizden diyor seyredip Allah'a şükredeceğiz diyor. Ben mi uyduruyorum? Bir tane abi dediği gibi nasıl okuyorsunuz diyor. Bileyim, aha bak, şuna bak. Fe subhanallah, subhanallah. İman ne kadar kıymetdar. Ne kadar hayatdar. Mezara bakıyorsun, ne kadar hayatlanmışsa ölü hayatlı görüyorsun. Toprak görmüyorsun. Sanki bir meclis, işte kavuşma yeri. Tamam. Hangi şeye girse ölü canlanıyor. Bu mutlak ve muhit olan bu nurani şeyden bir şulisi, şimşek gibi vurduğu bir şey, vurdu bize, bizde duruyor.
Ne yaptı Tahir? Fani hayatı baki oldu. Fani bakiye tepki. İman girdi, bekaya gitti. Bir an yaşaması. Hani hemen bir arkasında ezberimizde ya. Diyor ki bu zerrecik vücudun, hadsiz bir vücudun ailesi. Nihayetsiz imbisat ile hadsiz vücutları kazanmasına vesile. Tamam. Kendinden daha kıymetdar, mutaaddit vücutları meyve veren bir kelime-i hikmet hükmünde olduğunu, mensubiyet cihetiyle, burası okumak için söyledim, mensubiyet cihetiyle, mensubiyet nedir? İman, mensup olmuşuz. Oraya bağlıyız. Bir an yaşaması, ebedi bir vücut kadar kıymetdar olduğunu ilme yakiniyle bildi. Ne mutlu ki Allah bize ikram etti ve emma bi nimeti rabbike fehaddis. Allah'ın nimetini şükür için tadar et. Allah bu hakikatları böyle aynı darlığımıza Risale-i Nuraş koymuş da biz de bunu konuşuyoruz. Bu konuşmalar yok. Barla da diyor ki bu konuşmalar, Barla kaç? 163. Diyor ki sema melekleri, yerdeki melekleri, müekkelleri, semadakiler ne hatırına geliyorsa. Yerdeki müekkellere diyor ki ne mutlu sizlere. 163. Barla. Ne mutlu sizlere ki sizin üzerinizde bir iki adam, bir iki dakika, bir iki kelam bunları konuşuyorlar. Ne bahtiyarsınız, sizin üzerinizde böyle insanlar var. Hadis şerifi. Sema müekkelleri, yer müekkellerine diyormuş ki, ne bahtiyarsınız ki sizin üzerinizde bunları bir iki adam, bir iki nefes, bir iki dakika Rablerini sevip sevdirirler, görüp gösterirler diyor. Sakın ha, anladığınız kadar zannetmeyin külliyatı. Surettir o. Anladığınızı şöyle bakacaksınız külliyata. Anladığınız var ya, anlamak istedikleriniz var ya, anlayacağınıza göre hiç gibidir. Kur'an'daki cari olan sır, Risale'de de caridir. Anlatmak istedikleri, anlattıklarıyla nihayetsiz sonsuzdur. Nihayetsiz fazladır. Bir meal vermiş. Bu değil. Anlatmak istedikleri anlattıklarının içindedir. O da nihayetsizdir. Her bir ayetin mutadit manası vardır. Her bir mana küllidir. Her aslında efradı bulur. Şimdi üstündeki fenayı siliyor. Burada şimdi başlıyoruz. Şimdi yatabilirsiniz. İsteyen canlı yayından da çıkabilir. Bu ama lütfen bu iman bize vererek Allah'lık hakikati dedim ya. Ne yaptı? İçsel sürecini tövbe anlamak için diyor. Tahayyülü küfür küfür değil, tefekkürü küfür küfür değil. 271 sözlerden Vesvese Risalesi'ni söylüyorum. Mahiyet-i zatiye şuunat-ı zati olarak dışa vurdu. Orada tecelli etti. Mahiyet-i zatiye ne yapıyordu? Şuunat-ı zatiye tecelli. Şuunat-ı zatiye sıfat-ı zatiye. Sıfat-ı zatiye, sıfat-ı subutiye. Sıfat-ı subut. Sıfatlar da esma. İmanı bize vererek aynı süreç bizde var. İman mahiyet-i zatiye. Kendisini şuunat-ı zatiye, ruhta, şuunat-ı zatiye sıfatlar, ruh kalpte, kalp, en cami, en kesif olan bedende. Onun için Cebrail'de bu yok. Cebrail ilim bakımından üstün. Peygamberimizden değil de. Ama Cebrail aleyhisselamın bedeni yok. Hani böyle kesif cismani bedeni yok. Girebilir. Yok. Ne imtiyaz veriyor sana? En kesif, en camidir. Nur, hava,
su, toprak. Dört unsur. Yukarıdan aşağı iniyorum. Nur, hava, su, toprak. En çok hangisi Allah'a gösteriyor? Niçin toprak? En kesif, en camidir. Onun için Adem Aleyhisselam cennetten buraya geldi. Bir hikmeti bu. Çünkü baki bilemezdi. Çünkü fani bilmiyor ki. İmana bak ya. Bir şulesi, fani hayatı bakiye. Nasıl şimdi baki? Şu anda baki. Buradayken üstünü kaldırıp orada yapıyor. Ama işin garip tarafı şu meclisin burası olduğu. Evet, suratı böyle, sureti budur. Şu anda ezan sana ne ifade ediyor? Sureti bir ses dalgası değil mi? Sende ne uyandırdıysa o iman işte. Kafirde ne uyandırdı? Nefret. O da küfür işte. Bu ezan ne uyandırdı seni? O suret. Önemli olan sende uyanan ne? Ala meratibi. Ala meratibi. Ala meratibi. Meratibi kadar. Şimdi derse giriyoruz. Beşinci mertebe-i nuri hasbiye. Galiba orada kaldık. Veya dün kaç hafta önce iman bir imanın şuuruyla ve imanın rabıtasıyla diye konuşacağız mı demiştik. Burayı okumuş muyduk 70'i? Bilmiyorum canlı yayında. Herhalde 70'in son paragrafını okuduk galiba. İman iki şey veriyor. İki şey değil derken. Bir, hani dedim ya biraz önce, bazısının kalbi kendisinden büyük. Bazısının kendisi kalbinden büyük. Kalbi içine almış. Ha, iman içimize girerse ayrı. Ne yapar? İman içimize girerse doğrularımızı, yanlışlarımızı yapma, etme, haramdır, günahdır, ayıptır ya. Ahiret var ya. Dünyamızı tanzim eder. İman bize girerse. Evde hakim olursa huzur olur. Bir de bu iman bizim içimizdeydi. Bir de iman, kemal iman var ya, şuur-u iman, tayin. O ayrı bir şey. O imanın içine sen giriyorsun. Bu sefer fanide bakiyane yaşıyorsun. İşte burası. İmanın içine girdin mi, fani hayatı bakiye, üstündeki her şeyi siliyor. Senin adın neydi? Bayram. Bitti. Bana herkesi korkutan ölüm bana çok ünsiyetli geldi diyor. Herkesi korkutan Azrail en güvenilir melaike hissettim diyor. Şu anlarda. Ölümün siyah peçesini diyor güzel gördüm diyor. Nasıl görürsün ya? Ölüm güzel olur mu? Kavuşmak diyor. Zannediliyor ki oraya Allah oraya kulunu, ruhunu sokar. Kaldır, bir bakıyorsun. Allah Allah, bu güneş altında saat 2'de bu zil en şiddetli güneşin içinde bir bakıyorsun başka bir nur var. Yani böyle bu şeye benzemiyor böyle. Güneş ışığına benzemiyor. Başka bir şey parlıyor. Gülüyorsun. İyi ki seni kimse görmüyor. Deli de gülünür. Allah Allah ya. Başka bir şey ya. Nur iniyor ya. Risale-i Nur talebeleri diyor. O söyledi mi iki şey? Onun için teris olacaklar diyor. Vallahi öyle diyor. Dedim ya. Sekerata gittim hissettim diyor. Bir risalelerimden mi uzaklaşmak? Bir de kardeşlerimden uzaklaşmak. Sonra bana denildi ki iman hizmetine vesile olmasa seni şefkendir mi? Bir de size bir gözlük verilecek. Berzahtan burayı seyredeceksiniz. Ve sonra nur talebeleri diyor, teris olacaklar diyor. Ali Hoca vardı, Allah rahmet etsin. Orta Doğu'nun sayılı alimlerinden Kırıkan'da. Geçen onun yetiştirdiği bir vakıf, Cemil Süpahi, kardeş 50 küsur yaşında vakıftı, vefat etti. Mekanı cennet olsun. O onun vakıfıydı. Sungur abinin grubunda vakıf.
Meşveret Cemaatinden. Ama kaliteli bir vakıftı. O Ali hocam vefat edince Cemil demişti bize. Abi dedi, buyur Cemil. Ali hocamı gördüm dedi. Ne heyecan bu? Bana dedi ki diyor, nasıl durumun dedim diyor. Ali hoca demiş ki, Cemil, buraya nur talebelerine sahabeler gibi davranılıyor diyor. Ben bir şey yüce etmiyorum. Herkes kendi meslek ve meşrebinde en zirvededir. Hepsi en mükemmeldir. Hepsini sahabeler gibi davranılıyor. Bunlara da böyle davranılıyor. İman intisaptır. Bir de iman kuvvettir. 23. söz. İman nurdur. Önümüzü aydınlatıyor. Kaldırıyor toprağı. Faniyeti, bakiyeti tebdil ediyor. Noktayı istimdat, ön taraf. İmdadımıza cevaptır. Beka istiyoruz, veriyor. Bir de yaslanıyoruz böyle. Bu nokta istinat. İman kuvvettir. Allah bize veriyor. Allah'ı bize veriyor. Allah bize veriyor. İman. İman Allah'ın esmasının nuru değil. Sıfatının nuru değil. Şuunatının nuru değil. Zatının nurudur. İşaret edeceğiz. 42 ve 41. Zatının bir nurudur. İmanınızın kıymetini bilin. Onu koruyun. O sizi korur. Direkt kendisinden vermiş. He? Direkt kendisinden vermiş. Kendisinden vermemiş. Tövbe. Kendisini vermiş. Onun adı iman. İmanın içeriği yok ama ne öyle diyeceğim? Allah'tır. İmanınızı koruyun, o sizi koruyacaktır. Koruduğunu nereden anlayacaksın? Korumak için gayret etmendir. İnanın, iman her şeyi güzel gösteren bir gözlüktür. Öyle diyor Risale'de. Hep söylediğim Risale'de söylüyorum. İman bir gözlüktür. Küfür, 20 şuaların en sonunda geçiyor. Benim şualarım ya, benim için yazılmış bu. Sonunda geçiyor. İman bir gözlüktür. 17. sözde de geçiyor. Her şeyi güzel gösteriyor. Felsefe her şeyi, güzeli bile çirkin göstermiş, siyah gösteriyor. Şualar böyle. Garip. Şualar bir kitap. Garip. Garip ne yapayım? Garip geldi. Garip geçeceğiz. Mezarı kaldırıyor. Acayip oluyor. Keyif alıyorsun. Ondan sonra, türkü bilmiyorum ya, arabada gelirken o türkümü hiçbir tane türkü ezberleyemedim. O sevincimden, cenazede gelen adam türkü mü söylüyorum? Hakikaten bir tane türkü ezberleyemedim. 17 yaşından beri parkuru girdiğim için böyle fırsatım var. Ona türkü söyleyecekti. Met sıkmama vereceksin. Çok şükür. Bir paragraf okuyalım. En azından 71. sayfa, 5. mertebe-i nur-i hasbiye. Yine bir vakit, hayatın çok ağır şerait ile sarsıldı. O hayatı, eşi kaybetti, sağlığını kaybetti, korona oldu, kanser oldu. Ben onu diyor, yine bir vakit, hayatım çok ağır şerait ile sarsıldı. Aa, bir baktın haber, röntgen geldi, kanser, sarsıldı. Tamam, ne oldu? Nazari dikkatimi ömre ve hayata çevirdi. Sarsılınca, acayip yani bedene geliyor. Hemen bütün nazarlar, fikirler, hisler, ruh, hemen bedene çevriliyor. Bir yerin ağrırsa, sanki her şeyin o. Böbreğin ağrıyor, sanki o. Miden ağrıyor, sanki o. Akciğerinde hastalık var, sanki her şeyin oymuş. Oluyor. Ondan sonra, nazarımı ömre ve hayata çevirdi. Yani hayatıma ne kadar yaşayacağım? Ah, çok şükür. İyi misiniz? Tamam. Hayat ummadığım bir şekilde hayatınızda Muhyiddin Arabi Fusus-i Kemin'de görmüştüm. Mevlana şöyle der. Yol gidersiniz, bir bakarsan araba sürersiniz, yol bitti. Yol bitti ya.
Hayır diyor. Keskin virajdır. Git yanaş diyor. Mevlana böyle der. Muhittin Arabi der ki hayatınızda çok azdır. Belki de bir, iki, üç. Herkese var. Fırsatlar gelir. Sakın ıskalama. Tekrarı yoktur. Tekrarı yoktur. Hayatınızda en çıkmaz var ya, kanser oldum, bittim, her şey bitti. Mevlana'ya göre de bitti. Ha, orada kaderin değişecek noktadır. Orada seni değiştirecek. Senin değişimin orada, o anda, miracın orada. Akciğer kanserin, bitti. Birkaç metre kaldı, bak yol bitti. Hayır diyor. Sakın pes etme. Orada seni değiştirip dönüştürme yeridir. Keskin bir virajdır. Bu Mevlana'dan söyledi. Muhittin Arabi der ki, hayatınızda çok az fırsatlar var. Sakın ıskalama. Çünkü hayatın tekrarı yok. Her yaşadığın tekrar değil. Hep yenidir. Hayat gidiyor böyle ampul gibi. İşte ağır şeraitte sarsıldığı, herkesin farklı şekilde sarsılır. Bedeni, dünyası kurmuştu ne güzel. İş yeri vardı, ailesi vardı, sağlığım iyiydi. Eşim, aşım, işim, yatım, katım, atım, her şey yerindeydi. Ama nasıl olduysa bir şekilde sarsıldı. Yani bu alakadar olduğum bir şeyden bir tanesi çekildi. Ya çocuğum öldü, ya kanser oldum, ya malım gitti, ya sel oldu, bir şey oldu, sarsıldı. Bediüzzaman Hazretleri asrın imamıdır. Her türlü hastalığa müptela ediyor ki Kur'an'dan çareler çıkartsın. Dert benimdir diyor. Derman Kur'an'ındır diyor. Dert benimdir. Derman Kur'an'ındır. Her türlü hastalıkla hasta etmiş. Mesela peygamber de öyle ya. Çocuğu vefat etmiş bir adam. Nereden teselli bulacak? Allah Resulü'nde de vardı. Ya abi açız ya. Taş bağlayan peygamberin ümmetisin ya. Abi hapise girdik. Ustad. Peygamberler hepsi girmiş kardeşim. Iskalama ya. Iskalama hayatı. Nazari dikkatim ömre. Ne kadar yaşayacağım? Ya sana ne? Gelişin seninle olmadığı gibi. Gidişin dedi. Bunu söylerken ben de. Ve resimde çektim bir tane. Hemen mezar gömdüğümüz yerin arkasına bilgimi çekti. Etrafı bakayım dedim. Göremiyorum ama baktım mezarlıkta Beşiktaş Hamdemi var. Zeytinburnu'da görmüştüm mezarlıkta. Yeni herhalde gömülmüş. Pankart asılmış. Mehmet abi sen rahat uyu. Fenerbahçe yine şampiyon diyor mezarın üzerine. Bunu söyleyince zannediliyor ki ben bu uçuk misalleri ben uyduruyorum. Ya ben öyle hissediyorum ya. Biraz zor. Dedim ya bugün bir tanesi de denk geldi. Gönderdim resmen. Ha bak. Mezarın başının başa o. Mezar taşın başına Beşiktaş'ı koymuş. 19 kaç kuruluş dedi ya. Orada ilk defa gördüm. Beşiktaş kuruluşu falan. Adam Beşiktaş. Beşiktaş değilmiş burada yatan. Wow. Vay anam. Vay başıma gelen. Vay başıma gelen. O zaman moralim bozuldu. Onu acıdım. Ya Rabbi affet. Cahildi, bilmiyordu. Ne olur affet. Dua ettim. Belki onun için gördüm. Arkadaşlar, hayat takdir ile gelmiş. Takdir ile gidecek. Sana bana bırakmamış. Sonra alakadar olduğun işin aşın, yatın aşın, işin katın bir taş düştü. Nazari dikkatimi ömre hayatıma çevirdi bu olay. Gördüm, ömrüm koşarak gidiyor. Ömrüm koşarak gidiyor. Bak o da tevafuk etti. Doktor da koşarak geliyor. Dersten mi geliyorsun abi? İki bir ders bitirmiş miyim? Ömrüm koşarak gidiyor. Ahire yakınlaşmış. Hayatım dahi tazikat altında sönmeyi tutmuş. Adam ne olacak şimdi? Ömrüm koşarak gidiyor. Akciğere kanser oldu. Mide oldu. Kron oldu. Eşim gitti. Aşım gitti. Yavrum gitti. Ömrüm gitti ya. Ama ne diyorsun mesela? Oh elhamdülillah. Ben de beyaz değildim ki. Kestane renkli, sarışın bir şeydik.
bir gecede göğsümün kıllarının beyazladığını biliyorum. Srebrenica katliamında, o gece. Sıkıntıda. Ya. Ama elhamdülillah. Çok şükür. Hapisten çıktığım zaman dişçiye gittim. Orada dişçi şefim yok. Bizim kardeş Hasan bir iyi uyuşturucu vuruyor. Bir şey anlatmak için söylüyor. Uyuşmuyor. Bir daha. Abi daha ilerisi yok dedi. Ne dedi biliyor musun? Abi ne kadar sıkıntı çektin ki uyuşturucu tesir etmiyor. Ya. Ama iyi ki olmuş. Oh. Iskalama. Hayatım, ömrüm koşarak gidiyor. Ahire yakınlaşmış. Hayatım dahi tazikat altında sönmeyi yüz tutmuş. Sönüyor be kardeşim mum. Halbuki Hay ismine dair Risale'de izah edilen hayatın mühim vazifeleri vardı ve büyük meziyetleri, hayatın mühim vazifeleri, bak hayatın mühim vazifesi bir mana, iki büyük meziyetleri, ıskalamamak gerekiyor bu manayı. Bir, hayatın mühim vazifesi var. İki, büyük meziyetleri var. Üç, kıymetli faideleri var. Böyle çabuk sönmeye değil. Ne çabuk sönüyor? Geliyor üç davetsiz. Çok iyiydik. Aa, taketsizim. Bir gidiyorum doktora. Doktor bey ya bana bir şey var ya. Çok halsızım ya. Ya bir bakayım diyor. Bir bakın akciğer kanserisin. Hayda. Ne yaptı? Böyle çabuk sönmeye değildi ki bu. Veya aa geldin haber geliyor telefon. Efendim falan evladın öldü. Ya böyle olmaması lazım ya. Nasıl olacaktı? Sen kurgulamadın ki bu hayatı. Çok tuhaf ya. Çok tuhaf. Ya. Sönmeyi değil. Belki pek uzun yaşamaya layıktır diye bana bunu verdi. Uzun yaşamaya. Uzun yaşamaya layıktı bu. Mütelimane düşündüm. Elem aldım. Yanımdaki bugün sordu. Abi niye böyle oluyor dedi ya. Başka bir sistem olamaz mıydı? Anne karnı karanlık. Kör maddelerden göz yapılıyor dedim. Ayak takılmış. Kulak takılmış. Orada işe yarıyor mu? Yaramıyor. Bir şey anlatacağım. Şimdi çocuk dese ki, vallahi ayak takıldığına göre burası top sahası diyese, orayı top sahasına çevirse, hem kendisini hem anneyi öldürmez mi? Orayı yırtar, sahayı genişlettirmeye çalışır. Oysa ayak orası için verilmemiş. Sen de böyle depinme. Ayağın var diye top sahası zannetme. Beka var diye burası baki zannetme. Burayı yırtma. Depinme orada. Anne karnında çocuğun ayağın var diye depinmesi, gözün var diye manzara aramasına benzer. Başka gidecek olduğun alem için diyor. Ayak verildi yürüme alemine, kulak verildi sesler alemine, göz verildi görme alemine, akıl verildi tefekkür etme alemine, kalp verildi sevme alemine, beka verildi faniden beka geçeceğin aleme adaysın. Ayağı burada verildi diye orada top sahası arama, yırtma oraya, depinme. Sen de burada sana verilen donanım, ezel, ebed, sonsuzluk, ölmemek burası için değil. Depinme, yırtma burayı. Ha. Böyle düşünme. Yine ustadım olan, bu şöyle olunca, Hasbunallah ve ni'mel vekil ayetine müracaat etti. O ne güzel bir vekil. Vekil asıl gibidir. Noterde vekalet veriyoruz. Vekil asıl gibidir. Yani sanki bir meziyetimiz var, müstakil bir şahsiyetimiz var. De Allah'ı vekil yapıyoruz. Allah merhametinden ya, satın alıyor bizi. Kendi vücudunu bize hibe etmiş. Sonra diyor ki bana sat. Şimdi ben seni yarattım diyor, öğretiyorum, beni vekil yap diyor. Sonra onu vekil yapıyoruz, aslımız gibi oluyor. Ona müracaat ettim. Ayetin şu yazısı, kütüphanedeki Kur'an musaftır. Kur'an nedir? Okuyan da uyanandır. Kur'an ne olduğunu bakın 25. sözün başına tarifi var. O uzun bir tarif.
Ben hulasa ettim. Bir cümleyle yapabildiğim şu kendime göre. Kur'an nedir? Okuyan da uyanandır. Musaf nedir? Kütüphanede olandır. Hasbunallah ve ni'mel vekil suret. Kur'an'ın sureti bu. Kanuniyet insanda, hakikati arşta. Mahiyeti Allah'ın subutu sıfatının kelamında. Onun için alimler arasında çok şey yapılmış. Kur'an mahluk mudur, nasıldır, o yazıdır. Ha, sureti mürekkeptir, sayfadır. Ama kanuniyeti, onun Kur'an'ın bütünselliği, donmuş Kur'an manası insandır. Hakikati nedir? Arşın perdesiz tecelli eden esmaların, arş nedir? Perdesiz tecelli eden esmaların alemidir. Oraya dayanıyor. Oraya. Orada ayete dönüşüyor. Allah'ın subutu sıfatında olan kelam sıfatından lef-i mahfuza inmenin adı kelam-ı ilahi. Ayet değil. Allah'ın subutu sıfatından, kelam sıfatı makamından lef-i mahfuza kelam-ı ilahindi. Kelam-ı ilahi lef-i mahfuzda ne yapıldıysa, nasıl evrildiyse orada ayete dönüştürüldü. Lef-i mahfuzdan ayeti Cebrail aleyhisselam alem-i şahadete getirdi. Ayet lef-i mahfuzdan bu taraftaki süreçtir. Kelam-ı ilahi ise subutu sıfattan lef-i mahfuza kadar olan süreçtir. Şimdi Kur'an'ı söylüyorum. Sureti musaftır. Mushaf kanuniyeti insandır. Hakikati arştır. Mahiyeti kelam sıfatıdır. Bak her şeyi nasıl hallediyor? Bak kavga yok. Kur'an suretti bilmem ne, o mürekkeptir falan. Onlar suretti. Ha. Ayet dedi ki, niçin bana buna girdin? Ayet canlıdır, ruhludur, şuurludur. Çünkü kelam sıfatından gelmiş. Cansız topraktan hayat çıkacak. Allah'ın subutu sıfatından cansız olur mu ayet? Ayete müracaat ettim. Ayet bana dedi ki diyor, ha dedi. Ne demiş? Sana yani bu kadar sıkıntı çektiğim, eşimi kaybettim, aşımı, işimi, yatımı, katımı, annemi kaybettim. Mesela bazı insanı yaralıyor böyle. Ya şu vefat etti, acaba ulaşamaz mıydım ya? Ya şu mezarda yatana, acaba anneme ulaşamaz mıydım, babama ulaşamaz. Yani bu hakikatleri bilseydim keşke. Anneme derdim, babama derdim, evladıma. Şimdi diyorsun. Yani Müslüman için bitmedi ki. Buradan da oraya. Ya Rabbi, Muhammed'in hürmetine, iman edenlerin senin yanındaki hatırına, mahiyeti zatiyende onun tereşuatı, taayyunu ve teşahhusu olan imanın sırrı hürmetine, annemi, babama, eşimi, kimse, Allah'a, onu değiştir. Değiştir. Çünkü ahiret olmadı ki daha. Kıyamet kopsa haşir meydan kurulur. Şu anda berzahtalar. Değişebiliyor. Değişebiliyor. İman hariç. İman küfür hariç. Baksana üç kişinin defteri kapanıyor. Bak değişiyor. Sebabı bu kadar. Vefat etti. Hayırlı çocuğu var. Hayırlı kızı var. Bak. Ama imansıza iman verilemiyor. Kurban ameli ibadet yapılamıyor ama ya Rab kurbanımı kime kestim? Sebabımı anneme harcıyor. Ona veriyor. Aa değişti. Bak annesi değişti orada. Zerre kadar imanı varsa o içeri oradan gireriz. Hasbunallah bu kadar sıkıldım diyor eşimi, aşımı. Bunu okuyacağım, keseceğim bu parmağı. Ya bir tane ana kadar olduğum işim, gir içeriye ailem, gir içeriye bedenim. Bir sıkıntı oldu, bir taş düştü, hayatım bitti. Onu anlattı. Sonra hasbunallah ve ni'mel vekil müracaat ettim. Akciğer kanseriyim. Ayet bana dedi ki diyor, akciğer kanseri misin? He. Sana hayatı veren zatı hayyu kayyuma göre hayatına bak. Şuraya bak. Ayet demiş. Sana hayatı veren Allah kim? Hayyu kayyum. Hay ve kayyum olan Allah'ın sana veriliş gayesinin hayatına o nazarla bak. Kayyum, kayyuma göre hayatına bak. Bakayım. Ben de baktım. Ne gördüm? Gördüm ki hayatı bana veren hayyum, kayyuma göre hayatıma baktım.
Kanserdim, akciğer kanseriydim. Veya annem, anneme anlatmadan gitti. Helallik alamadım, alıyorsun. Ne diyor? Bakınca gördüm ki, hayatımın bana bakması bir ise, ölüyor, koruyamıyorum bedenimi. Hani var insan, erkek böyle çoluk çocuğun koruyamadığı zaman acizlik hisseder. Bir doktor mesela bir şey yapamıyor veya ben. Bu kadar bakıyorsun, abi baktım fiyasko verdi, böbrekten bir şey çıktı. İnsan üzüyor. O zaman şu diyor, hayu kayyumun bana hayatı verdi ya, onunla bakınca ne oluyor? Şöyle bakma, şöyle göstermiş. Hayatımın bana bakması bir ise, zatı hay ve muhiye bakması yüzdür. Orta az, bir gemi aldık. %99 doktor senin ise, %1 benim. Kar kazanırsak senin ise ne kadar abi? 99. Benim %1. Batarsa en çok kim zarar eder? Hissesi olan. Çünkü kanser oldum ama Allah'a bakan bu hayyu kayyuma göre hayatıma bakarsam hayatımın bir hissesi benim. Güya benimmiş de ama verdiği ben. Bir. Allah diyor ki 99 ben diyor, hayat gemisinin %99 sahibi benim. %1 sensin. En çok kim batarsa kim üzülmesi lazım? En çok hissesi kimse. O zaman diyor, burada bir yanlışlık var, burada bir sıkıntı var. Hayatının sahibiymiş gibi bakıyorsun. Oysa sen hayatta hissen %1. Bak, sana bakması bir, hayatımın bana bakma hissesi bir ise, zat-ı hayyu kayyum ve muhiye bakması ise 100'dür. Bana ait neticesi bir ise, Halik'ıma ait 1000'dir. Neticesi? Bana ait neticesi bir ise, bir, Allah'a ait 1000'dir. O cihet uzun zaman, yani bana bakması bir, Allah'a bakması 99, neticesi bir ise, Allah'a bakması 1000. Ha, bu sırrı anladın mı? Bu cihetle uzun zaman belki, zaman istemez. Uzun zaman, yani uzun daha yaşasam. Hayır, belki de zaman istemez. Bir an yaşaması yetiyor. Bak bir sayfa geriye geldiğim zaman okudum ya. Bir an yaşaması ebedi bir vücut kadar kıymetli oldu. Bir an mesela şöyle. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bir dakika oldu mu bunu söyleyince? Yok. Eşheden la ilahe illallah ve eşheden de Muhammeden Resulullah dedim. Dakika olmadı. Bir an işte bu. Bir an yaşaması, bak bir an yaşaması ebedi bir vücut kadar kıymetli oldu. Burada ne dedi? Sana hayatı veren zat-ı hayyu kayyuma göre bakarsan, hayatımın bana bakması bir ise, Allah'a bakması 99'dur. Hayatımın neticesi bana bir ise, Allah'a 1000'dir. Bu cihetle uzun zaman, kısa zaman, orta zaman değil. Belki zaman istemiyor. Bir an yaşaması yetiyor. Bir an yaşaması, mensubiyet cihetiyle bir an yaşaması, baki ebedi vücut kadar kıymetli oldu. Bu hakikat Risale-i Nur'un mutadid risalelerinde burhanları ile izah edildiğinden burada 4 mesele içinde kısa bir hulasa beyan edilecek. Burada bitiriyorum. Bu mevzu unutma, 4 cihetle bu hükümdü. Bu şu anda konuştuğumuz bu bünyedez hükümdü. 4 şekilde bunu ispat edecek. Ömrümüz olursa yine mutala edeceğiz. Buyur Mehmet. Abi şey diyecektim, bizim vehmi bir vücudumuz matematiksel olarak bir karşılığa sahip değil. Dolayısıyla %1 değil, yani milyonda bir bile olamayız. İken merhametten diyor ki, Mehmet kendi vücuduyla söylüyor. Sen zaten yoksun diyor, onu söyledim. Ama Allah merhametiyle diyor ki, tamam. Ben sana, sen hiçbir şey yok ki. Ama ben sana ebe diyor. Senin imiş gibi. Senin miydi? Nefsinizi ve mallarınızı. İnna Allah işterâ minel mu'minine. Müminlerin ama. İmiş gibi, onun imiş gibi satın alıyor.
Neyin karşılığında? Cennet mukabilinde satın alıyorum. Nasıl satıyorsun? Beş vakit namazı koyarak hayatı anlam kazandırıyorsun. Hayatını bölüyorsun beşe. Öğle namazı mı kıldın? Sabah namazından öğlene kadar tamam Allah'a sattın. İkindi kıldın. Öğlenle ikindi arasını Allah'a sattın. Akşamı kılmadın değil mi? Ya ikindi ile akşam arasında Adem'e gitti. Sabah kalkmadın değil mi? Yatsı namazı öncekinden ta öğle namazına kadar Adem'e gitti. Kazasını yapsak da mı? Kazasını yapsak merhamet-i ilahiye işte o merhametini gösteriyor. Kazası şu, borcunu ödüyorsun ama hesabı duruyor. Niye kalkmadın? Ya Rabbi kalkamadım. 12'den sonra adam yatmayan şunu diyor, ben sabah kalkmayacağım. 12'den sonra Hanefi mezhebine göre yatsıyı kılmak, tabii ki imsaka kadar yatsı namazın vakti var, kılınabilir ama kerahattır. 12'den sonra günün ortasından, gecenin ortasından sonra kerahattır yani. Ondan 12'den sonra sakın sünnetinizi yapmayın böyle. Abi ben 12'ye 7 dakika var, lan sünnetimi kurtar. En azından sünneti kurtar. 12'den sonra sünnet kılınır ama kerahata girdi. Hani asri evvel, asri sani evvel kılır. Ya ben fıkhaya girmem. Yani Mehmet ne dedi? Milyon trilyonda yoksun. Yoksun ama öyle değil işte. Sen olsa trilyonda yok. Bak Allah diyor ki ben bu hayat sefinesinin hissesinin birisi 99 benimdir. Neticesi birdir, bini benimdir. Bu cihette hayatın uzun kısalığına bakılmaz. Bir an yaşaması ebedi vücut kadar kıymetli oldu. Bak. Bu zerrecik vücudun hadsiz vücudun aynısı. Nihayetsiz imbisat ile hadsiz vücutlar kazanmasına vesile. Sonra ne diyor? Vesile kendinden daha kıymetli baki bir mutadid, kendinden daha kıymetli baki mutadid vücutları meyve veren kelime hikmet hükmünde olduğunu, ilmen yakinini gördüm. Bunu bize öğreten, vesile olan Allah Resulüne salatu selam olsun, aline salatu selam olsun, o yüzü takip edenlere, bizi inşa edenlere, bu dersin bize kadar gelmesine vesile ve sebep olanlara, zerre kadar hissesi olanların allerine de, nesillerine de, anne ve babalarına da Allah merhamet eylesin. Binlerce nihayetsiz salatu selam eylesin. Allah onları ve bizi affeylesin. Onlara bizi layık eylesin. Bu derslerden bizi ayırmasın. Allah'lığın hatırına beşeriyetimize bakıp işlediğimiz günahlardan dolayı bu durusu Kur'aniyeden bizi ayırmasın. İkramı, ihsanı, lütfu ve keremi olan hizmet imani, Kur'ani olan Risale-i Nur'dan bizi talebeliğinden ayırmasın. Merhametini bize tecelli etsin, zatına mazhar eylesin, iştirak-ı amali uhreviyeden hissimizi ziyade eylesin. Bugün kabre giren bütün ehl-i iman ve nur talebeleri ve kardeşlerimizi, usul ve furularımızdan, anne babalarımızdan, evlatlarımızdan, her kimler kabirdeyse, bu maide-i Kur'aniye, Kur'an sofrasında onları da ziyadesiyle hissedar eylesin. Bahçeci mekanlarını cennet bahçesinin bahçe eylesin. Allah kendisi söylüyor. Ya Rabbi sen söylüyorsun. Ben vermeyeceğim bir şeyi kulumun ağzına vermem. Ben kabul etmeyeceğim duayı kuluma ettirmem. Allah'ım sen böyle vaat ediyorsun. Vaadinden de dönmezsin. Bunları istiyoruz. Ve bunları bize söylettiren gene sensin. Esmandır. Esmandan istiyoruz. Esmandan. Sanki varmış gibi istiyorum. Allah'ım. Allah'ın hatırını bizi hepimizi affeyle. Kendine kul, Peygamber aleyhissalatü vesselam ümmete eyle. Bizi bize bırakma. Biz bizi unuttuğumuz zaman sen bizi unutma. Kelime-i şehadet getirerek ve teris olarak bizi geçir. Allah'ım ölümü bize hissettirme. Ölümümüzü hayatımızdan daha hayırlı kıl. Ahiretimizi dünyasından daha hayırlı. Haşir meydanını
dünyadan da, cenneti de öyle Allah'ım. Allah'ım cenneti de değil, rızanı istiyoruz. Bütün o gönderdiğin elçilerin hürmetine, onların yaptığı ve makbul olan dualarının hatırına, sana iman edenlerin hatırına, kutsiyet hesabına istiyoruz ya Rabbi. Amin. El-Falfi-Selatü-El-Falfi-Selam Aleyke ya Resulallah. El-Falfi-Selatü-El-Falfi-Selam Aleyke ya Habiballah. El-Falfi-Selatü-El-Falfi-Selam Aleyke ya Emine Vahinna. Elhamdülillah Rabbil Alemin. El-Fatiha. Hasan abi. Kapatmayacağım, korkmayın. Şey yapacağım, konuşacağız. Bütün ehli imanı da bir niyet, bir tasavvur olan hepsine dahil olur mu biznine? Allah'ın rahmeti senin çizdiğin kadar değil. Tabii ki oluyor. Ama şu oluyor. Ama öyle de istemiyoruz biz. Mesela 5. katta radyo verici istasyonu var. 1. kat açmadı radyosunu. Ama Avustralya'dan birisi radyosunu açtı. Ona gider değil mi? Bu dua liyakatı olan hepsini gidiyor. Gidiyoruz mezarlıkta, bugün geçtim böyle, durdum. Ya Rabbi, Esselamu Aleyke, Esselamu Aleyküm ya Ehlel Kubur dedim. Ey Allah'ın selamı üzerine, ey kabir ehli, ve aleyküm selam, ey ya ehli dünya. Ya Rabbi, burada yatan benim kardeşlerim var. Buradan geçiyorsun Hasan, demesin Allah'ım, hepsini gönderdim. Ama bazılarının radyosu kapalı. Benim yayınım girmiyor. Benim yayınım girmiyor, hepsi ehli bana giriyor. Hepsine giriyor. Girmese zaten bunlar ettirmez. Hatta Allah Resulü'ne dediler ki, ya Resulullah Bedir'de bunlar duyar mı? Sizden daha iyi duyar diyor. Biz sureti, kelamın suretini diyoruz. Onlar kanuniyetini dişitiyorlar. Kelamın kanuniyetini. Ben biraz meşgul oldum da. Biz şu anda benim sesim nedir? Suretidir. Kelamın sureti. Kanuniyeti kimdir? İnsandadır. İçsel uyanışlardır. Ne uyandıysa kelamın kanunudur. Kelamın hakikati nedir? Esma-i İlahi'dir. Kabirdekiler kelamın suretini değil ki, kanuniyetini duyuyor. Onun için sizden daha iyi duyuyor. Evet, dinliyor mu abi? Dersin başında ilim meclisleri, cennet bahçesinde bir bahçe dediniz ya abi. Peki bu biz canlı yayına katılanlar, bir de sonra da videodan izleyenler de dahil midir? Dahil abim, dahil. Rahmet ilahiye, çok geniş ya. Benim Rabbim öyle, biliyor musun? Maliki mezhebine dahil olur abi. Bugün bir şey, bununla alakalı, Maliki mezhebine alakalı bir şey söyleyeyim. Bugün gene bir kardeşimi ziyarete gitmiştim. Benim avukatım, onu yoldaydım yani, gidemedim. Sonra bu cenaze haberi gelince, oradan direksiyonu çevirdim. Bir şey anlatmak için, Maliki mezhebini. Ondan sonra şey için demiyorum, teşvik için söyleyeceğim. Duha namazını pek kaçırmam. Yani böyle namazları kaçırmam. Kaçırmayın. Evvabin, duha, ilk vesaire. Çatalca yoluna girdim, baktım 22 dakika var öğleyim. Hanefi mezhebine göre 45 dakika kala nafile kılınmaz. Şafii mezhebine 5 dakika kala kılınır. Ama duhamı kaçırdım, kaçırıyorum. Vicdan o kadar rahatsız oluyorum ki. Ya Rabbi, Maliki Şafii mezhebini takliden duha namazını kılmaya. Ondan sonra kılabiliyorsun. Tehir ve cemi anlatmıştım uçaktasın, yoldasın. Bugün mesela ben duhayı Şafii mezhebine göre kıldım. Ama abdesti de öyle aldım. Abdestimizde farzı 4, Şafii'de kaç? 6. Yani sıra farz, bir de muvallat farz. Ona göre bir abdest aldım. Abdestim vardı, Şafii mezhebine göre abdest aldım. Duhamı da yolda, o kadar. Bu canlı yayında olan, dinleyen, dua eden, seven, taraftar olan, duymayacak olanlar da duymamış. Canlı yayında değil. Böyle kamera, kayıtta da izlememiş. Ama ustad diyor ki namaz kıldıktan sonra barlara, bir de mektubatta dost var ya, namaz kıldıktan sonra 7 kebair içtirmemek şartıyla. O ne demektir? Küfre taraftar olmayacak. İştiraka mal-i uhrevede hissesi var. Bu dersten hissesi var.
o şeye taraftar olmayacak. Bir hadisi hadis göndermiştim size. Ahmet bin Hanbel Müsned'inden gönderdim. Hatırladınız mı? Diyor ki Süfyan'a taraftar olan, şimdi mi taraftar? Geçmiş hiçbir hasenesin gidiyor. Sayı var böyle, çarpı sıfır gibi oluyor. Süfyan'a ve getirdiği hayata taraftar olan, yaşandı mı? Kabul eden yani. Bütün geçmiş haseneleri yok olacağı gibi ona düşman olan geçmiş bütün günahlarında muhaize edilmeyecektir. Daha büyük müjde olur mu? Biz Seyit'e gönderdim. Seyitlerin şey hocası, alimi birisine. Hasan kardeş dedi. Belki de ya bu canlı yayını, onun da canlı yayını var. Onların grubun değil. Sif Seyitler var. Beni de almışlar. Allah razı olsun. Hasan kardeş dedi ya bu nasıl mucize? Mucize var bir şeydi yani. Müjdeydi diyor. Süfyan'a taraftar olmayan, karşı olan, yani şey olan, bütün geçmiş günahlarında muhaize edilmeyecektir. Allah Resulü diyor. Bitti. Çok şükür. Yani niye anlatıyorum? Ben niye bunu medar bahsediyorsun? Allah öyle bir Allah ki, en küçük arzuyu kalbini duyan, yerine getiren bir Rabbim var. Ne korkuyorsun? Ahiretini mi duymayacak senin? En ufak bir arzuyu haletini, arzuyu hissini, arzuyu böyle hevesini, küçük hevesini ya meşru. Bunu duyuyor ya, vallahi duyuyor ya. En ufak bir şeyini cevapsız bırakmayan Rabbim var Allah. Kalkmadım sofradan. Anlamam geldi ya Allah. Çaya geliyorsun, başka bir kardeş. O da başka ya. Ardından. He? Ardından demişsiniz ama ardından geldi. Bu da bu sefer ikinci ardımdan geldi. Yani bunlar herkese söylüyorum, bunu bahane yapıyorum. Kur'an nasıl bir şey anlatmak için bahane yapıyor? Ya kardeşim küçük bir arzumuzu işiten. Nereden biliyoruz işittiğini? Cevap o. Bu ne cevabı? Böyle cevap olur mu bu kadar? Bunlar lakayt kalmayan Allah, kainatı sultanı. Benim en büyük isteğime lakayt olur mu? Güneş dağlara vuruyor ama zerreye vurmuyor. Aciz, aciz olurdu. Benim Allah'ım, Rabbim, benim küçük his böyle meşhur şeyimi duymayacak. Niye? Küçük şey ya. Bunlar da, bunlarla da meşgul olur mu? Afganistan var, bir şey var, bir sürü insanı. Bu ahiret var, dünya var. 18 bin alemin içinde senin ufak bu arzunu da mı görecek? Eyvallah görüyor. Ey, iyi onlar da bizi de memnun ediyor. Duyuyor. Ne dedik onlar? Ben duyuyorum ha. Peygamber'e dedi ya, kocasından sana şikayet eden kadını, onu duyan Allah'ıma ben diyor. Kocasından şikayet için geldi ama sen o peygamberin zilisini inşallah diyor. Bak. Ben o kocasından şikayet etmeye gelen kadını bilen Allah'ıma diyor. En ufak ya Rabbim, sen beni şu anda duyuyorsun. Seni anlatmak için anlatıyorum. Senin yaptığını anlatmak istiyorum. Allah'ım şu anda duyuyorsun. Allah'ını anlatıyorum. Küçük bir arzuyu, en ufak bir şeyini duydum. Ya Rabbim büyümü söylüyor. Senden seni istiyor. Başka bir şey istemiyorum. Delilim de şu, şefaatim de şu, en küçük arzumu işitensin, onu şefaatçi yapıyor. Bu Esma'ydı. Esma'ndan Esma. Bu en küçük, en küçük şeyimi işiten, delil yapıyorum, şefaatçi yapıyorum. Buradaki sır, burada işleyen Esma'nın hakikat adına ben de senden seni istiyorum. Delilim bu. Küçük şeyimi duydu. Şu anda büyük şeyimi söylüyor. Seni istiyor. Elhamdülillah. Peygamberimizin ruhu için Allah razı olsun. Tekrar el-Fatiha. Keyfinize bakın. Allah'ın sanatını, icraatını, teknolojisini seyredin ya. Her şey çok güzel. Rüştü abi bir şey dedi. Sizin belki işinize yarar. Abi niye böyle oluyor ya? Abi canım sıkıldı, niye böyle gidiyor? Her şey olması gerektiği gibi oluyor. Öyle der.
devam ediyor. Filozofi şeydi ya. Olan oluyor, olmayan olmayacak. 243 mektubattan meğer söylüyormuş. Madem böyle ilmi muhiti ezeli var, madem böyle bir ilmi muhiti ezeli var, insanları ve insanların amellerini görür. Kim nereye layık ve mustahak ise onlara öyle muamele ediyor ve edecek. Bir daha. Madem 243 mektubat. Madem böyle bir ilmi muhiti ezeli var. Bir, insanları. İki, insanların amellerini görür. Kim nereye layık ve mustahak ise öyle muamele ediyor ve edecek. Şimdi Allah Allah'lık yapıyor. Niye böyle gidiyor? Sana ne ya? Seyret, pencerelerden seyret. Bir de kahveni iç. Abi bir sorum var. Evet, evet, Amerika'dan Mehmet. Şafi'ye göre niyet ettiniz ya. Orada hissettiğiniz kötü duygular, Sırat Köprüsü'ndeki kancalar, daha sonra kıldığında da hissettiğiniz huzur, Sırat Köprüsü'nden geçtiğinizi gösterir mi hiç alemde? Tabii ki gösterir. Allah tesadüf eder. Ama ruhani mi, şeytani olduğumu biraz hassas olman lazım. Ayırt etmen lazım. Tuzağa düşmemen gerekiyor. Çünkü şunu unutma. Bir tanesi dedi ki bana, abi dedi, bende bir korku var diyor, tamam mı? Korku var böyle, ahiret korkusu, bilmem şu bu falan şöyle. Bunu nasıl ayırt edeceğim? Rahmani mi, şeytani? Bak ölçü şu. 271 sözler, vesvese risalesini. Allah ve melekleri insanlara vehim ve vesvese vermez. Vehim ve vesvesenin dışında, vehim ve vesveseli olan korkular şeytandandır. Allah ve melekleri vesvese vermez. Allah ve melekleri kutsi korku olur. Dolayısıyla o vehim ve vesvese şeytandandır. Hani vesvese şeytandandır. Vehim ise cinlerdendir. Bir de Risale-i Nur'da bir şey işleniyor ama bunu da pek bilen yok bu asırda. Bu Müslümanlardan bahsetmiyorum, alimlerden. Erbaa habisi veya erbaa hali. Seyrettiğimiz, dinlediğimiz, oturup kalktığımız kişilerden bize gelir. Oturup kalktığımız mekandan dinlediğimiz iyi veya kötü sözler, seyrettiğimiz şeyler bize erva hali ve erva habise. Nereden çıkartıyoruz? Bir sürü külliyatta yeri var. Ama en güzel şeylerinde bir tanesi Kanuni'ti. 29. sözde söylüyor. Orada ustad diyor ki, nardan, nurdan, zulmetten, rahiyadan, kokudan, mekandaki kişiden Allah ruhani yaratıyor. Bunu vücud haricisini nerede anlatıyor? 246 sözlerde anlatıyor. Bunların çözümü menfi ise nasıl ondan kurtulacaksın erva habiseden? Erva aliye tamam. 258 sözlerde tilsimat-ı Kur'aniye ile diyor. Tilsimat-ı Kur'aniye nedir bilmiyorum. Latif Nükteler adlı küçük kitapta 30, 31, 32. sayfada huruf-u mukatta ile diyor. Killiyat, oh elhamdülillah. Burada orayı bize yaşattıran Allah hamdolsun. Vesile olan da ustadımıza Allah şanına yakışır gibi muamele etsin. Ustadımıza da vesile olmuş. Bize. Abi ben Sırat Köprüsü'nü kastetmiştim. Sırat Köprüsü... Yani onu... Peki... Yani okulmadığınızda size bir şey hissettiriyor. Okulsu alemde karşılığı o kancalar. Size tarif ediliyor, diyor ki Sırat Köprüsü'ne geçerken düşüyorsunuz, kancalar batıyor. Orada rahatsızlık hissediyorsunuz. O rahatsızlığı bizim yükümlü olduğumuz bir dini recibe yerine getirmede erteliyoruz veya başka bir şey yapıyoruz. Orada bir şey, bize bir şey batıyor. Batıyor. O onun karşılığı yerine getirdiğimizde de bir huzur oluyor. Bu da o Sırat Köprüsü'nden Allah'ın izniyle geçtiğimizi. Hı. Evet. Aynen öyle. Şey de var, Fatih Erkoç, bu Adem. Ben psikoloji ve içsel uygulamıştım. Adem-i Mutlak'ın sureti bununla alakalı. Sureti, ifrat, tefrit vasatı. Ben ifratı imansız ve itikatsızlıktan sonuç intihar. Fatih demişti, çok güzeldi o. Yani putlaştırıyoruz ifratı. Şimdi buna geleceğim. Adem-i Mutlak'ın ifratı, harici putlaştırmak, tefriti kendini putlaştırmak, vasatı bununla alakalı huzur.
adi mutlak, zata aynalık yapmak için. Şimdi Sırat Köprüsü neydi abiler? Yani girmek istemiyorum, hep kaçıyorum, gene soktu beni yani Mehmet, Amerika'dan. Sırat Köprüsü, Sırat Köprüsü'nü arıyoruz ötede. Sırat Köprüsü, dünya, alem şehadeti yok mu? Sırat Köprüsü neydi? Rivayetlere göre, kılıçtan, yok, kılıçtan, keskin, keskin, kıldan, ince. İnce. Ne demek? Yani 11. lema da bunu anlatır. Bir tanesi itikat, bir tanesi amel. Ama başkasına göre orası bir cadde, ben orada diyor ev yapasım gelir diyor. Kılıçtan keskin, kıldan ince ama ben ev yapasım gelir diyor Yunus diyor. Şimdi nedir? Hurafe, bidatlar, şirk, küfür. Tamam. Bidatlar var ya, kılıç. Kıldan ince, ifrat ve tefrit olmayacak sünnet-i seniye geniş yapıyor o. Kıl gibi yeri geniş yapıyor. Birisi amel, birisi itikat. Sırat Köprüsü bu. Nünker Mekir soru soruyordu, hatırlarsınız. Kabirde sorulacağını zannediliyor. Kabirde soru değil. Sorulup da verilen cevabı yazılı kağıdının yüzüne okunduğu yerdir. Berzak, kabir. Mesela soru burada soruluyor. Sen bugün cenazeye gitti vesaire. Soru bir, gelen açıksa çık var. Veya soru bir, devlet makamındaydın. Sana bu imkanlar sunuldu. Rüşvetler, doktordun. Hiç gerek yoktu para için, sen ameliyat yaptın. Soru bir. Yani sana imtihan için söylenilen, ortaya çıkan, öne çıkan her şey sorudur. Cevap nedir? Sen ona verdiğin yanıttır. Peki nüker mekir ne yapacak? Kabirde diyecek ki Hasan falan tarihte sana şöyle soru soruldu. Baktın bakmadın, yaptın yapmadın. Yüzüne karşı okunacak. Kabir böyle. Sırat Köprüsü nedir? Sırat Köprüsü itikattır. İmanın ikinci cüzü olan şualarda der, amel-i salihtir. Bidatları, hurafeleri sokarsan, mesela olmayan bir şeyi dine sokmak, ehli bidattır. İyi olur, iyi olmaz kardeş. Bida, ehli cehennemin köpekleridir diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yani kıl şeydir, eylem, amel-i salih'e bidat sokmayacaksın. Sünnet-i seni cadde yapar kılı. Kılıç nedir? İtikadında imanını koruyacaksın, kılıçtan daha keskindir, yoksa duman olursun. Sırat Köprüsü, amenu ve amilu salihat. Amenu ve amilu salih. İman ve ameli salih. Yani itikatlarımız ve eylemlerimiz. Şimdi Sırat Köprüsü dedi. Şimdi orada kanca. Sen bunu kendine ahdetmiştin. Mesela farz dememiştin ama kendine lazım kıldın. Yapma bakalım. Çek sağa. Çek yap ormanın içinde. Oh. Ne oldu? Kancayı takmıştı. Sıkıntı çekiyordum. Of of of. Sonra olan benim saatime bir baktım. İmam-ı Azam'a göre duhan gitti. Allah Allah. Duhan gitti. Yani ne gitse o kadar üzülmezdim. Duhan gitti. Trafikte kaldım. Duhan gitti. Bilmek ne kadar güzel bir şey. İmam-ı Şafi diyor ki öğle namazına 5 dakika kala nafile kılabiliriz. 5 dakika kala. Sabah namaz güneş doğdu 45 dakika Hanefi'ye göre, Şafi'ye göre kısadır işte. Ya Rab, hemen abdest aldım, İmam-ı Şafi'ye göre abdest alma. Bizde Hanefi'de sıra farz değil. Hani Şafi'de farz. Muavalat yani ovmak bizde farz değil, onda farz. Onu da yaptım. Yeniden abdest aldım. Şafi'ye göre aldım. Taklit ediyor. Şafi mezhebine göre ya Rab duha namazıma Allahu ekber. Allah sana atıyorum. Bir şey diyeyim size de kapatayım, daha uzatmayın. Allah ve ahirette ümitli olmak kadar dünyada bir nimet bilmiyordu. Bir daha, Allah ve ahirette ümitli olmak. Bunu da bu vesile oluyor. Mezara yazacak. Rahmetli Deccal'a ve televizyona düşmandı. Risale-i Nur'a doymadan gitti.
Geceniz mübarek olsun. Selamun aleyküm.